Peki bunun nasıl, kavgasını verdiniz. Yani bu mücadelede vatandaşın motivasyonu ne olacak? Bakıyorsunuz zaten işi yok, işsiz. İşte sigortası yok. Geleceğine ilişkin herhangi bir garantisi yok. Kaldı ki hakkını aramak için demokratik yollarla da bir tepki koyacak tabii, olsa tepki koyanların da, başına neler geldiğini görüyor. AKP'yi dinliyoruz. Parti başkanı Tayyip Erdoğan Bey diyor ki işte yorulacaksınız, çalışacaksınız diyor. Ben de ekranı izlerken diyorum ki işte durmayacaksınız falan. Yani neye yorulacak? İşi mi var yorulacak yani adamlar? Yani evet. İşi yok ki yorulsun diyorum. Fakat başka da bir şey var. Yani kitleyi böyle bir yorulmayacaksın, çalışacaksın, durmayacaksın gibi talimat etmeyi de biliyorlar. Yani iş verdiğin yok, çalıştırdığın yok değil mi? O haklarını özellik yaptığın yok. Ama seçim zamanı geldiği zaman her şeyde halka şunu yapın, bunu yapın, çalışın, yokuşa vurun diyorlar. Güzel bir fıkra geldi aklıma. O Filo Hoca bir gün camide müezzin talebelere ders veriyor. Talebelere işte ders anlatıyor. İşte Müslümanlığı öyle anlatıyor. Yorulmayacaksınız diyor. Yokuşa bayra vuracaksınız diyor. Ne derlerse yapacaksınız diyor. Deyince Oflu da bunları dinliyor. Geliyor müezzine diyor ki ya diyor, sen kendine eşek mi yetiştiriyorsun, talebe mi yetiştiriyorsun? Şimdi bakıyoruz. Yorulmayacaksın, yokuşa vuracaksın, durmayacaksın, çalışacaksın. Ya bunlar kendilerine eşek arıyorlar. Kitleleri insan hak ve ödevleri ve emekleriyle ve çalışmalarıyla değil, bağımsız kişilikleriyle değil, kitleleri eşekleştirmek, bu büyük yalan dolan, bu büyük tezgahları ve dümenleri ve yolsuzlukların bu eşeklerle bir kervan oluşturmak istiyorlar. Bunun adına da demokrasi demeye çalışıyorlar. Demokrasi de buymuş. Kitleler dünyada insanları öldürüyor, sessiz kalacak. Kitleler, insanlar hukuksuzca yargılanıyor, sessiz kalacak. Kitleler akşama kadar çalışamıyor, emeğini soramıyor, karnını soramıyor. Ama kitleler bir şekilde yorulmayacakmış, durmayacakmış, bunlara çalışacakmış. Bu kitlelerin ve toplumun demokratikleşmesi değil, bu toplumun eşekleştirilmesidir. Bu çok nettir ve ortadadır. İnsan, birey kendi kişiliğini arar, kimliğini arar, hakkını arar. Benim gördüğüm budur bu ülkede.